Arkadaşlar merhaba. Filtre Sinema kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz film Clockwork Orange yani Türkçe adıyla Otomatik Portakal. Efsane yönetmen Stanley Kubrick'in yönettiği bu film 1972 yılında yapılmasına rağmen kült filmler listesinde halen en üstlerde durmakta. Filmin konusuna gelecek olursam Alex DeLarge bu baş karakterimiz genelde cinsellikle kurbanlarına saygı göstermeden şiddet davranışları sergileyen bir haydut çetesinin yani Drok'ların lideridir. Alex, Ludwig van Beethoven eserlerini sever. Şiddet davranışları sergilerken onu dinlediğinde daha fazla yoğunlaşır ve ilham alır. Sonunda Alex cinayet ve tecavüzden tutuklanır ve mahkum edilir. Hapiste şiddet davranışını azaltmaya yönelik bir deney için gönüllü olur. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Evet, filmin ana konusu bu. Eğer bizim yorumumuza geçecek olursam Anthony Burgess tarafından yazılıp öyküleştirilen bu ilginç ve psikolojik açıdan insanları okurken zorlayan Otomatik Portakal kitabını filme çevirme işini tabii ki de sinemanın efsane yönetmenleri kervanında ilk sıralarda olan Stanley Kubrick üstlenebilirdi. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Stanley Kubrick bu film hakkında belki de bilinçaltımızda hepimiz potansiyel birer Alex'izdir diyor. Peki kim bu Alex? Filmimizin başrol oyuncusu olan Alex, karşılaştığı insanlara kendi kurduğu grubuyla cinsellik ve şiddet davranışları göstererek tecavüz eden haydutluk yapan saygı ve sevgiden yoksun hastalıklı bir kişidir diyebiliriz. Psikolojik açıdan deli diyebileceğimiz Alex karakterine hayat veren Malcolm McDowell ise filmde oldukça başarılı bir iş çıkarıp filmi izleyen insanlarda Alex'e karşı gerçekten de nefret duygusunu ve Alex'in psikolojisini gayet iyi yansıtmıştır. Filmdeki kasvetli hava ise hemen her sahnede hissedebiliyoruz. Bunu sağlayan mekan seçimleri ve dekorlar ise oldukça başarılı ve her sahnede birer tablo gibi dersek yanlış olmaz herhalde. Stanley Kubrick ise mekanlardaki renk seçimleri ve dekorların ilginç yapısı ile tüm karakterlerin kostüm seçimleri Alex'in kafasındaki dünyasını bizlere gerçekten çok iyi yansıtmayı başarmıştır. Film 1972 yapımı olmasına rağmen çoğu sahnede filmin eski bir yapım olduğunu hissini yaşamıyoruz. Yani filmi çok eski bir yapım olduğu için izlemek istemeyenler bizce gönül rahatlığıyla bu filmi açabilirler. İnsan psikolojisini zorlayan ve ahlak yapısını sorgulatan, izlerken gerilip nefret duygularını doruklarınıza kadar hissedebileceğiniz bu filme bizim puanımız 8 oldu.